Efendim, ilk round. Serdar Ali ile beraber yaptığımız programın ismi Son Round. Bu da ilk round sevgili. Tek round da alacağını iddia ettiği için böyle bir isim koydu. Direkt nakavt olursun ha. Zaten demin böyle atıp tutuyordun. Yok o takımın transferine niye tek sayfa aldık da gerek var mıydı falan diye de. Sence transferi çok yapmak çok iyi bir şey mi? Yoksa takımdan takıma, konjonktüre göre bu değişir mi? Aynen öyle. Takımdan takıma değişecek bir şey. Yani yenilemeye ihtiyacınız varken ya eldekileri tutalım birkaç eklemeyle götürelim derseniz bir anda tepe taklak da gidebilirsiniz. Bunun olumsuz örneği Fenerbahçe'nin geçen seneki. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene çok transfer yapması gerekiyordu. Ama nitelikli de çok transfer. 11'e pek yeterli transfer yapılmadı. Sayıca çoktu ama hepsi ekleme tipi transferdi. Gövdeye transfer hiç yapılmamıştı. Stoperler aynı, bekler aynı. Kaleci belli bir ölçüde aynı. Orta saha aynı, Mehmet Topal oynuyor. İşte ön tarafta bazı değişiklikler oldu ama yeterli olmadı. Mesela bu sene daha yerinde bir değişiklik yapıyor muyum? Özetle geçen sene Frey aldı. Bu sene ise Max Gruz'u aldı. Yani. Şimdi geçen sezonki sıralamaya göre eğer başlarsak, tabii ki dört büyüklere. Galatasaray'da ben Fatih Terim Hoca'nın geçen sezonki Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığından birazcık açayım. Hı hı. Galatasaray tarihi boyunca daha az güçlü Galatasaray kadrolarıyla daha zorlu Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkıp yola devam etmeyi başarmıştı. Bu kez kendi kadrosunun gücüne göre bu grup, işte Porto'nun lider Lokomotiv çıktığı Moskova'lı. Grup. Yani Lokomotiv Moskova, Porto. Galatasaray'ın en kötü ihtimalle işte kağıt üzerinde ikincilikte favori olduğunu görüyoruz. Ama öyle olmadı ve bu Şampiyonlar Ligi başarısızlığından önemli bir ders alarak transferin de bir kısmı buna göre yapıldı. Örneğin Ryan Babel. Ryan Babel gerçekten de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda namağlup lider çıkmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Sadece attığı goller, sadece Cenk Tosun'la olan şahane uyumu değil, birçok karşılaşmayı o dönemde Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşunda çalıştığım için yerinde izlemiştim. Ve Beşiktaş'ın Leipzig maçı ikinci yarı, Porto maçı, Portekiz deplasmanındaki maç, sıkıştığı anlarda ve bilakis Monaco deplasmanında da doğrudan kaleci Fabri o rakiplerin hücum presini, o topu zaten böyle ayağıyla çok iyi yönlendiriyordu. İşte degajlı olsun, işte direkt olarak ayağıyla gelişine olsun. Hep Cenk Tosun'la Babel'in arasına atıyordu. Ve o topları bir şekilde Babel usta top saklama özelliğiyle topları sürekli olarak Beşiktaş'ta tutuyordu. Ve bu güçlü rakiplerin Beşiktaş karşısında büyük baskı kurmasını, oyun momentumunu domine etmelerini bir şekilde engelliyordu. Sadece golleri değil, sadece bir dribling yeteneği değil, sadece uzaktan şutları değil. Kuvvetli özellikle Şampiyonlar Ligi standardında o topun sizde kalmasını sağlayan 3. bölgedeki oyuncu rolüyle de Babel'in en azından kısa vadede iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Şampiyonlar Ligi için. Kesinlikle katılıyorum. Zaten Fulham'da da çok çok iyi performans sergiledi. Hazır gitmiş yani oraya. Burada Beşiktaş'ta biraz o maddi sorunlarını sahaya yansıtan bir oyuncu yani. Galatasaray'da 2 ay maaşını ödemezse performans olarak karşılığını hemen alır. Ama futbolcu bu yani sonuçta para için oynuyorlar. Sahaya yansıtmıyor çünkü hiç sahaya çıkmıyor o ödenmeyince. Yoksa oynadığı maçlarda özellikle Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde attığı gol. Artık böyle şapkadan tavşan çıkarmak değil, tavşanın ağzından şapka çıkarmak da o gol. Hatırla. Yani Babel'in sorunu zaten şey değildi, performans, fizik durumu ya da bir düşüşte olmasıyla alakalı değildi. Beşiktaş'ta madem 5 ay sonra bedava gidecek bari paramızı kazanalım diye Fulham onu kiralık verdi. Fulham'la da çok iyi oynadı gerçekten. Ben de katılıyorum sana. En kilit transferlerden biri bu. Gerçi Onyekuru da farklı meziyetlerle özellikle ligde çok şey kattı. Gelirse yine katabilir. Ben değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geleceğini düşünmemekle birlikte. Galatasaray öne geçtiği zaman daha fazla işte hızlı kontratak aradığı zaman gerçekten böyle Onyekuru daha iyi bir tercih. Ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle pek oynama fırsatın olmuyor ki Onyekuru fazla kendini gösteremedi Şampiyonlar Ligi'nde. İyi performans sergileyemedi. Babel daha böyle Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Onyekuru ise dediğin gibi kontratak oyununda çok etkili bir silah. Gençliğinin verdiği dinamizm, enerji ve o doğal hızıyla birleştiriyor. Ve son zamanlarda son vuruşlarını da bayağı geliştirmişti Onyekuru ilk geldiği haline göre. Bir de şu da var. Onyekuru'nun bonservis bedeli çok yüksek.
Yani işte Everton bayağı açık arttırmayla satacak. Evet, artı 15 civarı. Bir başka aslında Fulham oyuncusuna geçelim. Seriye geçelim. Seriye geçelim çünkü geçiyorum ama ben dediğim gibi resmi açıklamaya rağmen bir sahada görmeden tam anlamıyla ikna olamayacağım. Hakikaten. İnanılmayacak derecede şöyle, iyi bir transfer mi diyorsun? Şöyle yani geçen sene bu vakitler Seri Nice'den Fulham'a gittiği zaman Fulham nasıl aldı bu adamı falan diye bakıyorduk. Adam 30 milyon vermiş ama yine de niye bu adam Fulham'a gitti ki, bir sürü talibi vardı işte. Paris Saint Germain çok uğraştı. Barcelona'ya gideceğim diye diretti, gitmedi vesaire. Daha bir önceki seneden bahsediyorum. Yani daha 2 sene önce Barcelona'nın kapısından dönmüş. Diğer büyük takımları da ben Barcelona'ya gideceğim diye reddetmiş bir adamın. Fulham'a gidişi bile garipti. Galatasaray'a girişi daha garip. Açıkçası ben biraz araştırdım meseleyi. Biraz hani olumsuz özellik gibi de gözükebilir ama bir kere adamın şey kaygısı yok. Ya Barcelona olmadıktan sonra benim için ben ücretimi düzenli alayım, rahat edeyim. Gerisi çok çok da önemli değil diye bakan bir oyuncu. Ya bu zaten bu özelliği olmasa Türkiye'ye gelmez. Onu söyleyeyim. Bu yaşta bu oyuncuyu getirebilmek inanılmaz büyük bir başarı bence. Benim zaten özel olarak çok eskiden beri takip ettiğim, beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray orta sahasına şöyle bir şey katacak. Yani hakikaten bir de böyle bir kombinasyon olamaz. Yani adamın safkan özelliklerine baksan bile Belhanda'ya çok yarayacak bir oyuncuyken. Bu adam Belhanda'yı tanıyor zaten. Yani Belhanda'yı 3. bölgede en rahatlatacak, onu en iyi tamamlayacak. Driplingiyle, skor potansiyeliyle, pasörlüğüyle, ki Fulham'ın en iyi pasörü aynı zamanda pasörüydü. İyi tamamlayacak bir yan parça oldu. Arkalarına iyi bir defansif orta saha geldiği anda Galatasaray'ın, diğer takımların ben bir adım önünde görüyordum. İki adım önüne geçirecek bir transfer bence. Şimdi ben her zaman için şuna bakarım. Kimin yerini alındı? Geçen sezon Badou Endia gerçekten son derece istikrarsız performans sergiledi. Aslında istikrarlıydı. Çoğu zaman kötüydü. Ha, bir süre sonra zaten istikrarlı şekilde yani kötü oynamaya başladı. Aynen. Da ilk geldiği zaman tekrar yani bir işte onun üzerinden 9'luk oynuyor. Diyorsun ki tamam, Badou Endia daha da üstüne koyacak derken bir dahaki maç onun üzerinden 5. Bir dahaki maç onun üzerinden 4. Sonra yine onun üzerinden 8. Ama dediğin gibi ikinci yarıda istikrarlı olarak kötü oyun sezonun ikinci yarısında. Şimdi bir kere Badou Endia'ya göre top tekniği olarak Serri 2 yıldız, 3 yıldız daha iyi bir oyuncu. Sen istersen 5 yıldız mı demek istiyorsun? Gözlerini kaybedersin ya. Şimdi Endia ile ağlamaktan falan böyle. Ama yine de yani tabii, çok kimin ciddi yerine geldi, kimin yerine oynatacak yani. Fatih Terim'le düşünüyoruz. Tabii şu tartışma var. Nice'de zaman zaman 6 numara oynuyordu. Güzel söylüyorsunuz ama Nice'in o dörtlü orta sahasında örneğin Belhanda orta sahanın solunda oynuyordu. Orta sahanın ortasında oynamıyordu. Oynuyordu ama maçların yarısında ortada oynadı, yarısında solunda oynadı. Şimdi neden? Geride Cipriani'di zaten. O şimdi da. Tabii bu sezon çok bahsedeceğiz. İşte Lucien Favre'ın yıldızını parlattığı oyuncular. Lucien Favre, Mönchengladbach'ta Max Kruse'yi, Fenerbahçe'ye transfer olan, acayip bir oyuncuya dönüştürdü ki ben iki formasını aldım kafadan. Hı hı. Bir tane yeşil, bir siyah beyaz Mönchengladbach, arkada Max Kruse yazıyor. Hı hı. Sadece bu Kruse değil, böyle işte Avustralya ile karışmasın diye Max Kruse yazıyor. Maksimum oyundu çünkü, onu da kısaltmış. Aynısı şimdi seri için geçerli. Lucien Favre çok daha fazla top kontrolü isteyen, oyunun temposunu kendi takımın lehine ayarlama konusunda Serri onun için biçilmiş kaftandı. O Lucien Favre'ın iyice yıldızının parlamasını sağladı Serri. Lucien Favre da Serri'nin. Lucien Favre sonuçta Borussia Dortmund'a gitti. Ve ilk kez şampiyonluk yolunda puan farkı açtı bir takımın başındayken. Mönchengladbach hocasıyken de liderliğe taşıdığı dönemler oldu. Ama sonra sezonu 4., 3. bitirdiği oluyordu. Şimdi oradaki faktör şu. Galatasaray artık ne oynayacak? İşte bu 6 mı 8 mi tartışması. Ben İç sahada bazı maçlarda Serri savunmanın önünde, Jorginho rolünde ama böyle Napoli'deki Jorginho rolünde. Pozisyon olarak en geride olsa da senin söylediğin gibi o pasları, ilk ütüyü çok usta şekilde yapan, ilk pasları çok usta şekilde oyunun yönünü belirleyen, oyunun temposunu dikte eden özelliklere sahip bir oyuncu. Bu tip oyuncular çok değerli. Türkiye Ligi'nde iç sahada özellikle maçları ilk yarıdan kazanmanı, İkinci yarıda farkı arttırırken bir yandan da Şampiyon Ligi maçına daha işte ekonomik olarak hazırlanmanı sağlayan tipte oyunculardan. Yani top kontrolünün gerçekten dikte eden bir oyuncu. Ama Şampiyon Ligi'nde bazı maçlarda ben artık Galatasaray'da 10 numara olarak Belhanda'nın kesinlikle düşünmemesi gerektiğini hissediyorum. Zaten öyle oynamıyor da
Zaten 3'te orta sahada kafadan 4-3-3 olarak bakmak gerekiyor. İş 10 numarasız. Sağ iç Belhanda ya da sol iç Belhanda, sağ iç seri gibi 2 iç oyuncusu. Arkalarında ise Fernando'dan daha sert, daha net bir defansif orta saha gerektiğini düşünüyorum. Özellikle derbi maçlarında, Şampiyon Ligi maçlarında bu tip bir oyuncunun Galatasaray'ın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, ben kesinlikle katılıyorum. Zaten seri tekniğinde bir oyuncunun Türkiye'de 6 numara oynaması ancak çok inovatif bir sistemle, değişik bir yaklaşım olabilir ama bir de Galatasaray'ı şeyde değerlendirmemek lazım. Yani 6 numara sadece orta sahaya ilişkin bir oyuncu olmuyor. Savunmayla da doğrudan alakalı bir oyuncu oluyor. Şimdi Luyendama tam havadan uçana kaçana vuran bir adam ama marka öyle değil. Şimdi onun önüne de tekrar kısa bir oyuncu koyduğu zaman 3 oyuncunun ikisi hava hakimiyeti nispeten kısıtlı. Marka vasat diyebiliriz. Belki bence vasat diyebileceğim tek özelliği o. Yoksa topla ilişkisi falan bence A plus seviyede. Ama bir savunma oyuncusuna göre. Ama hava hakimiyeti kısıtlı. Şimdi Luyendama var ama sonuçta duran toplarda da birileriyle eşleşecek oyuncular lazım. Fatih Hoca bence bu ikilinin önünde daha uzun bir adam kullanır. Seri de zaten yetenekleri ölçüsünde Türkiye'de çok çok rahat 8 numara oynayacak bir oyuncu. Kaldı ki Fulham'da da en iyi maçlarını hep sol içte oynadı. Tabii. Sol iç Terry, sağ iç Belhanda. Arkasında iyi bir defansif orta saha ki birkaç yani en azından profil olarak beklenenin üstünde profillere gidildiğini duydum. İsmi geçenlerden Cuellar, Dourado hangisini tercih edersin? Daha iyi olacağını düşünürsün? İkisinin de gelmeyeceğini düşünüyorum. Evet, ikisi de pahalı oyuncu. Bir kere onu bir şey yapalım da. Dourado ile ilgili son zamanda pek oynamadı diyorlar. Yani hiç Brezilya'da o bir kriter değil. Dourado bayağı iyi bir oyuncu. Dourado gerçekten pahalı bir oyuncu. Ya Dourado'yu ben Futbol Manager'da Borussia Mönchengladbach'a alırken 2-3 oyuncu sattım, paraları birleştirdim. İşte 18 milyona zar zor aldım. Yani gerçekten çok popüler bir oyuncu. Daha işte yüksek maaş istediği için de bunca zamandır işte ayrılmadı. Onu da söyleyelim Brezilya'dan. Çünkü iyi maaş alıyor. Brezilya ortamında iyi maaş alan bir oyuncu. Onun dışında ben 2019 model bir Melo bulunması gerektiğini düşünüyorum. Evren Göz kimle ilgileniyor Galatasaray? Biz gerek yok. Senin ağzından laf almak için 2 saat uğraşacağım. Evren kimdir bu? Bilmiyor. Bilmez olur mu Evren Göz'e? Schneider'le ilgili bazı... Morgan Schneider, Fransa milli takımı ve işte Manchester United, Everton. Biliyormuş. Tamam. Tip doğru söylüyor. Yani o yüzden şöyle, bana şey yapma burada abi, programda şimdi şöyle, öyle işte yok. Artistik için söyleyeyim değil ya. İzin almadım adamdan. Öğrendiğim kişiden izin almadan söylenmez. Sonuçta bunun ben de aynı kişiden adam da duymuş, öğrendim. Tamam bak yani. Ben de söylemedim, sen de söylemedin. Evren Göz söyledi. Sorumluluk onunla yani. O hiç yapacak bir şey yok.